Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Behnam Salih ile bir araya geldi. Bir basın toplantısı düzenlediler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Irak'ın istikrar ve yeniden imarına yönelik çabalarına her türlü katkıyı yapmaya hazırdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Behnam Salih'in baş başa ve heyetler arası yaptığı görüşme sonrasında iki lider ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçti. Irak'taki altyapı ve kalkınma projelerine katkı sağlamaya hazırız. Türkiye'nin Irak'la ilişkilerinin her alanda geliştirilmesinin gayreti içinde olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantılarını bu yıl içinde kaldığımız yerden devam ettireceğiz diye konuştu. Terör örgütü DAEŞ'e karşı verdiği ve tüm dünyaca takdirle karşılanan mücadeleden muzaffer çıkmıştır. Tabii bedeli ağır olmuştur. Gerçekten tarihi ve medeniyeti birçok yerlerde yerle yeksan ettiler. Ve binlerce Iraklı kardeşimiz de bu esnada maalesef şehit oldu. Türkiye bu zorlu mücadelesinde Irak'a güçlü bir destek vermiştir. Bu vesileyle DAEŞ'te mücadele esnasında şehit düşen kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, istikrar ve güvenliğinin sağlanması Irak siyasetimizin temelini oluşturur. Türkiye, Irak'ın istikrar ve yeniden imarına yönelik çabalara her türlü katkıyı yapmaya hazırdır. Bu gerek altyapı, gerek üst yapı, bütün bu süreç içerisinde yapabileceğimiz her türlü destektir. Burada ticari ilişkilerimizde gıdaydı, ilaçtı, tekstildi, her alanda her türlü desteği vermeye hazırız. Yeni hükümetin kapsayıcı politikalarla tüm Irak halkının refah ve esenliğini sağlaması en büyük temennimizdir. Irak'ın kendi ayakları üstünde durması, bölgesel güvenlik ve istikrar bakımından da son derece önemlidir. Kıymetli kardeşim Behnam Salih'in çabalarıyla bu konuda da başarı sağlanacağına inanıyorum. Çatışmalardan zarar gören yerlerin imarı başta olmak üzere Irak'taki altyapı ve kalkınma projelerine katkı sağlamaya hazırız. Görüşmelerimizde ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi, ulaştırma, gümrük, enerji ve su gibi alanlarda işbirliğimizin artırılması imkanlarını da ele aldık. İkili ticaretimizde 2013 yılında 16 milyar dolarla bir rekor kırmıştık. Diyorum ki şimdi kaldığımız yerden hem onu egale edelim, hem de 20 milyar dolara bunu yükseltelim. Bu seviyeyi yeniden yakalamak, hatta ikiye katlayalım. Bunu yapabilecek güce sahibiz. Türk özel sektörü, Irak ekonomisinin canlandırılması için her türlü katkıyı yapabilecek imkanlara sahiptir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile ticari ilişkilerimizin ahdi çerçevesinin tamamlanmasını da konuştuk. Kapsamlı ekonomik işbirliği anlaşmasının bir an önce Irak tarafınca yürürlüğe konulmasını arzu ediyoruz. Aynı şekilde yatırımların karşılıklı teşviki anlaşmasını da en kısa sürede sonuçlandırmayı arzuluyoruz. Irak ile güvenlik alanında da temas ve işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Özellikle savunma sanayinde yapabileceğimiz çok şeyler var. Askeri, ticari, ekonomik, kültürel bütün bu alanlarda birçok şeyleri müşterek yapabiliriz. Fakat tabii hepsinden önemlisi güvenlik.
DAEŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri hem Türkiye hem de Irak için tehdit oluşturmaktadır. Geçmişteki bakanımı da inşallah Irak'a gönderip orada ilgililerle görüşmeler yapıp ve bu görüşmelerle birlikte, çünkü bu sorunun daha çok su konusunun yönetimiyle ilgili burada ciddi sorunlar var. Bunu her şeyden önce bir prensibe bağlayıp adımlar atılacak olursa, ki şu anda bu yıl Irak'ta da yağmur bol, kar var. Dolayısıyla neler yapılabileceği, orada hemen altyapısıyla, üst yapısıyla adımlar atılırsa inanıyorum ki bu sıkıntıyı şöyle birkaç yıl içerisinde çözer ve Irak bundan sonra çok daha inşallah rahatlayacaktır, rahatlar diyorum. Kadın ve Demokrasi Derneği'nin 45. temsilciliği Aksaray'da açıldı. Kadem'in Aksaray temsilciliğinin açılışı bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Programa katılan Kadem Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar yaptığı konuşmasında kadınların önemine değindi. Kadın ve Demokrasi Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Aksaray temsilciliğini ziyaret etti. Kadem temsilcilik açılış töreninde Aksaray Valisi Ali Mantı, Kadem Genel Başkanı Doktor Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti Milletvekilleri İlknur İnceöz, Cengiz Aydoğdu, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Ağır Ceza Reisi ve Aksaray Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Seyfullah Sarıgül, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, daire müdürleri, sivil toplum örgütü başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Kadem'in açılış kurdelesi kesildi. Malumunuz yerel seçimler yaklaşıyor. Bu bağlamda Kadem olarak kadınlarımızın siyasete aktif katılımını biz tüm gücümüzle destekliyoruz, teşvik ediyoruz. Yakın tarihimizde toplumumuzun her kesiminden kadının demokrasi sürecine katılım göstererek nasıl büyük başarılara imza attıklarına hep birlikte şahit olduk. Ülkemizin her bir köşesinde toplumsal kalkınmanın daha da iyi noktalara gelmesi için kadınlarımızın siyasete aktif katılımı kaçınılmazdır. Yalnızca aile hayatı değil, hayatın her alanı kadınlar ve erkekler için müşterekse, karar verme mekanizmaları da müşterek olmalıdır. Bu fikirleri bugün Aksaray'a bir tohum olarak bırakıyoruz. Ve inanıyorum ki kısa zamanda bu tohumlar filizlenecek. Tüm temsilciliklerimiz gibi Aksaray temsilciliğimiz de kısa zamanda örnek projelere imza atacaktır. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından organize sanayi bölgesinde süt fabrikası, süt toplama merkezi ve yem fabrikası arazi tesisi başvurusu yapıldı. Bugün de muhabirlerimiz Birlik Başkanı Bekir Kayan'la bir röportaj gerçekleştirdi. Sevgili izleyenler, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan Beyefendi'nin yanındayız. Geçtiğimiz günlerde yerel basına da yansıyan müjde niteliğinde bir haber vardı. Haber aynen şu şekildeydi. Organize sanayi bölgesinin 3. yatırım alanında birlik tarafından bir işletme açılacağı ve bu işletmeyle beraber Aksaray'da üreticinin de kazanacağı konusuydu. Sayın Birlik Başkanımız, bu konu hakkında bize lütfen bilgiler verebilir misiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi bizim buradaki amacımız, zor zamanlarda üreticimiz gerçekten sütünü satacak yer bulamıyor. Yani böyle ara ara kriz dönemler oluşuyor. Sütün çok yoğun olduğu dönemlerde. Tabii biz de arkadaşlarla oturup konuştuk. Yani ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Devletimizin buna verdiği destekler de var işletme yatırımı için. Bunları araştırdık. Daha önce de ben fabrikaları da gezdim. İşte nasıl bir organizasyon yaparız, nasıl bir şeyler yaparız. Bunun için yönetim kuruluyla birlikte, hep birlikte kararı da aldık. Hatta büyük bir ihtimalle STK arkadaşlarım, STK başkanlarından da bunun için de ortaklık girecek durumda olan STK'larımız da var. Borsa olsun, işte Ziraat Odası olsun. Daha önce o arkadaşlarla da hep birlikte istişare ettik.
Bizim amacımız burada üreticiyi, hem üreticinin daha iyi, daha fazla kazanmasını sağlamak, hem de kendilerinin bir yatırım işletmelerinin olmasını sağlamak. Yani nasıl diyeyim? Bizim buradaki amacımız diyelim ki %50'si Damızlık Birliği'nin, %50'si de geri kalanı da 1000 hisseye bölüp isteyen üreticilerimizi buna hissedar yapma gibi bir planımız var. Tabii isteyen üreticiler istemezlerse tamamını Damızlık Birliği olaraktan biz yürütmeye devam edebiliriz. Yani bu ortaklığın içinde işte ticaret borsası, ziraat odası, bunları da biz düşünüyoruz. STK'lar olaraktan Damızlık Birliği öncülüğünde. Ama buradaki esas amaç üreticilerimiz şu anda öyle bir çok zor durumda ki bu zor durumu aşmaları için böyle bir işletmelere gerek duyulduğunu, ihtiyaç duyulduğunu düşünerekten biz böyle bir başvuru yaptık. Organize Sanayi Müdürümüz de sağ olsun gerekli ilgi alakayı gösterdiler. İşte 3. Organize Sanayi Bölgesi'nden arsa verebileceklerini, gerekli yatırım için gerekli şeyleri, çalışmaları yapabileceklerini söylediler. Biz başvurumuzu yaptık. İşte şimdi de fizibilite çalışmalarımızı yapıyoruz. Arkadaşlar işte günlük kaç ton süt işleyeceğiz? Hangi ürünler üreteceğiz? Bunlar kısa bir süre içerisinde bu fizibiliteleri hazırlayıp işte İPART'a başvurmak, devletin destek vereceği kurumlara başvurarak da neredeyse %50'sini devletimiz bir şekilde karşılıyor bu işletmelerin. Buradaki işletmelerin belki ilk başlangıcı olarak da süt işletme tesisini kurmak, toplama merkezini kurmak ve arkasından da tabii bunlar zaman zaman olacak. Ama planımız üçünü birlikte düşünüyoruz biz. Bu belki uzayabilir. Yani 2 yıl olur, 3 yıl olur ama biz başlangıcı süt fabrikasıyla atmak istiyoruz. Arkasına da yem fabrikası kurmayı düşünüyoruz. Hem buradaki amaçlardan birisi de üreticimizin üretmiş olduğu ürünleri alıp işte bu yem fabrikasında diyelim arpa buğday çavdarını diğer ürünlerini değerlendirmek. Geri onlara işleyip bir şekilde karsız bir şekilde, yani karsız derken masraflarını hesaplayıp üzerine korsunuz işletme masraflarını. Üreticimize yem olaraktan geri sunmak. Tabii burada dediğim gibi yani üreticimiz şu anda hayvancılık sektöründe hani derler ya kıl kıpırdamıyor. Hakikaten kıl kıpırdamıyor. Geçen işletmeleri gezerken ben aynı zamanda veteriner olduğum için işletmelere de gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Gittiğimizde 10 aylık 11 aylık erkek danayı işletme sahibinin birisi almış. Sordum yani bunu kaç aldın? Yani bundan krizden önceki durumda satışı 7000 lira, 6-7000 liraydı. Şimdi 2750'ye almış. Yani üreticimiz gerçekten bu durumda. Çok çok verici bir durum. Şimdi geçen soğuklarda ben şöyle diyeyim. İşletmemde su dondu. Sahamhane dondu. İşte traktörler çalışmadı. Yani bunu yaşamayan insan bilmez. Ben o manaya getiriyorum. Gece saat 3'e kadar biz onlarla uğraştık. Hakikaten o şekilde çalışan üreticinin hakkı yenmez diye düşünüyorum. Yani o üreticileri de bizlerin kurum başkanlarının işte belirli yere gelmiş kişilerin o üreticilere destek çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bizler bu konuda tabii kurum başkanı olaraktan aşağı yukarı 3000'e yakın asıl üyemiz var. Yedek üyelerle birlikte 13000'e yakın üyemiz var toplamda. Bunları bir şekilde biz korumak ve kollamak zorundayız haklarını. Tabii devletimiz gerektiği müddetçe desteklerini veriyor ama bazı noktalarda da yetersiz kalıyor. Çünkü arz talep meselesi karşı taraf bu ürünleri yemediği takdirde bizim de satacak yerimiz olmuyor. Yani ister istemez tepkiler oluşuyor. Tabii devletimiz gerekli tedbirleri de aldığına inanıyorum ama bu biraz üreticilerimizin sabretmesini gerektiğini düşünüyorum. Yani zamanla her şeyin düzeleceğini, yerli yerine oturacağını da düşünüyoruz.
İşte devletimiz süt teşviklerini, teşviğini 2019'un birinci ayından itibaren ilk 3 ayını 25 kuruştan üreticimize yansıtacak, destek olsun diye. Süt fiyatlarında artış olmadı ama en azından devlet desteğini neredeyse %150 gibi bir artış rakamla bu şekilde destekliyor. Yani burada da biz birlik olarak da ne yapabiliriz konusunda işte arkadaşlarla oturduk, istişare ettik. Ondan sonra bu tür şeyler ortaya çıktı. Aslında çoktan beri bu bizim kafamızda vardı da yapalım mı yapmayalım mı, doğru zaman mı değil mi? Onların tereddüdünü yaşıyorduk ama ben şöyle düşünüyorum. Krizi fırsata çevirmek gerektiğini düşünüyorum. Yani belki yanlış yatırım zamanı ama yatırımın yanlış zamanı olmaz diye düşünüyorum. Biz elimizden geleni yapalım. Gerisi Allah'a kalmış diyorum. Ben üreticilerimiz için burada biz var olduğumuz sürece elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bundan sonra da her zaman üreticilerimiz için ne gerekiyorsa elimizden geleni yaparız. Aksaray'da okul bölgelerinde gün boyu aralıksız çalışan polis ekipleri tüm araçları ve şahısları tek tek kontrol etmeye devam ediyor. Uygulamaları değerlendiren vatandaşlarsa emniyetin bu çalışmalarından gayet memnun. Edinilen bilgiye göre Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Denetleme Şubesi ekipleri hafta içi gün boyu okul bölgelerinde görev alıyor. Hemen her okulun bölgesinde konuşlandırılan trafik ve asayiş ekipleri gün boyu okul ve bölgesindeki araçlar ve şahıslar üzerinde uygulama yapıyor. Asayiş ekipleri şahısları durdurarak GBT sorgusundan geçirirken trafik ekipleri de otomobiller üzerinde denetim yapıyor. Ekipler araç sürücüleri ve yolcuları tek tek sorgulayarak araç içinde geniş çaplı aramalar yapıyor. Devam edilmesini istiyorum emniyet müşterimizden. Güvenlik soruşturması daha iyi, emniyetli şekilde. Teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ediyorum emniyet müşterimizden. Niğde'de farklı tarihlerde meydana gelen 16 hırsızlık olayının şüphelisi 6 kişi gözaltına alındı. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından Niğde'de muhtelif tarihlerde meydana gelen 16 ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 16 adet ev ve iş yerinden meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri 6 kişi yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 6 adet televizyon, 1 adet laptop, 1 adet su sayacı, 1 adet boru kaynağı makinesi, 3 adet televizyon kumandası, 1 adet eski dokuma yolluk, 3 adet bakır kap, 1 adet Star marka tabanca, 9 adet fişek, 7 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet televizyon uydu cihazı, 1 adet bakır semaver, 1 adet spiral, 1 adet matkap, 5 litre el yapımı alkol, 2 adet tuşlu cep telefonu ve 2 adet kamera ve çeşitli gümüş eşyalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. Niğde'de uygulanan Akkaraman Koyun Islah Projesi kapsamında verimli sonuçlar elde edildi. Niğde'de yürütülen Akkaraman Koyun Islah Projesi kapsamında verimli sonuçlar elde edildi. 2011 yılında uygulamaya konulan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, halk elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi, Niğde'de Akkaraman 1 adlı proje başarıyla yürütüldü. Niğde ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Sorumlu Müdürü Namık Kemal Demirdoğan, bu proje haricinde de 5 projeleri olduğunu söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından sunduğumuz 6 projenin 6'sı da onaylandı. Bir tanesi Kırkesi Islah Projesi, Ulugaş Kışlağı ilçesinde uygulanıyor. Bor merkezde, merkez köylerinde 5 tane de Akkaraman Islah Projemiz var. Diğer ilçelerle beraber Çamardı, Niğde Merkez, Altınhisar, Çiftlik ve Bor olmak üzere 5 tane de Akkaraman Islah Projemiz var. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nde 2 tane profesör, 3 tane doçent doktor proje liderliğini yapıyorlar. Bizim bünyemizde 3 tane veteriner hekim,
bir tane ziraat mühendisi, iki tane tekniker var. Bu projenin sağlıklı yürüyebilmesi için 3 tane hizmet aracı aldık. 48 saatte bir işletmeleri ziyaret ediyoruz. Gün doğduğu gün doğum kayıt defterleri yaptık. Elektronik kantarlar aldık. Daha önce hayvanlar renkliydi, farklılıklar vardı. Onları sürü dışı bıraktık. 2 yılda bir koçları sürü dışı bırakıyoruz. Kendi yavrularıyla çiftleşmesinler diye. Akkaraman 1 proje lideri Profesör Doktor Ahmet Şekeroğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Bu projeyle amacımız halk elinde, halkın elindeyken koyunların ıslahını sağlamak. Bu kadar geniş bir projeyi uygulamak aslında tarım uygulanması Tarım Bakanlığı'nın bir başarısıdır. Bu nedenle Tarım Bakanlığı'nı da bu konuda kutluyoruz. Bu projeyi kabul eden ve sürülerinde uygulayan ve çalışan üreticilerimize de, çiftçilerimize de teşekkür ediyorum. Bu proje gerçekten Türkiye'nin geleceği açısından halk elinde koyunlarımızın ıslahı bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve bu projelerin önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu damızlık koç veya koyun ihtiyaçlarını bu sürülerden karşılayacağız. Bizim projelerimizde çok güzel hayvanlar var, koçlar var. Dışarıdan koç alınması yerine bizim projemizden, bizden istedikleri takdirde biz koçları temin edebiliriz. Projede 7 yıldır görev yapan ziraat mühendisi Şeref Saysa, çiftçilerin nasıl yönlendirildiğini anlattı. Projedeki dartımlar, ağırlıklar, canlı ağırlık artışları, koç katımı, sürü yönlendirme hakkında çiftçilerimizi bilgilendiriyoruz. Bu konularda bilgi veriyoruz. Saf ırk üretmeye çalışıyoruz. Balcı, Okçuköy ve Yeşil Gölcük kasabasından proje kapsamında başarılı olan 3 çiftçi kameralarımıza konuştu. Ben Şuayb Demirkol. Koyun Keçi Birliği'nin Damızlık Yönetim Kurulu Başkanıyım. Niğde ilimizde 6 ıslak projemiz var. Birisi bu Gölcük kasabamızda. 2 tane daha projemiz var. Bakanlığımızda şu anda projelerimiz. Onların da onaylanmasını istiyoruz Sayın Bakanımızdan. Benim koyunum da, ben de hayvancı olaraktan, benim koyum da bu ıslak projesinde. Verimli daha yüksek, kalitesi daha yüksek eskiye dayanaraktan. Benim de Dağ Bulut, Balcıköy Gayret Mahallesi'nde ikamet etmektir. Yetkililerimize teşekkür ederiz. Şu anda 250 koyunum var. Projeden memnunuz. Öncelikle ıslah çalışmasına başladık. Sonra desteklemeler geldi. Memnunuz şimdilik. İnşallah böyle devam eder. Ben Aşır Keskin Okçuköy'ünden. Ya projemizden dolayı memnunuz yani. Projemize uyduk. Yani proje olduğuna da iyi oldu. Hayvanlarımız güzelleşti. Kaliteli mallarımız oldu. Yani projemizden memnunuz. Başkanımızdan kesinlikle bu projeye çıkardan herkesten emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Van'da havaların soğumasıyla birlikte doğada yiyecek bulmaya zorlanan hayvanlar için Van Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için yem ve mama bıraktı. Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak ve yaban hayvanlarının su ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yaptığı çalışmaları devam ediyor. Havaların soğumasıyla birlikte Özalp Karayolu üzerinde bulunan Erçek Gölü kıyısına yaban hayvanları için yem bırakılırken, şehir merkezinde ise cadde ve sokaklara kurulan 140 yem kutusuna da mama bırakıldı. Yemleme çalışmaları yaban hayvanları için kar örtüsü tamamen kalkana kadar, sokak hayvanları için de yıl boyunca süreceği belirtildi. Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı'na bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görev yapmaktayız. Kış mevsiminde sokak hayvanları ve yaban hayvanları yönelik beslenme çalışmamız her gün aktif bir şekilde devam etmektedir. Bizim sokak hayvanlarına yönelik olarak 140 tane aktif odamız bulunmakta. Yaklaşık bunlara her gün 150 kilogramlık mama bırakılmaktadır. Doğadaki hayvanları da düşünmek zorunda olduğumuz için günlük 80 kilogramlık mama da doğadaki yabani hayvanlara bırakmaktayız. Sokakta yaşayan kedilerimizi, köpeklerimizi de mağdur etmemiş oluyoruz. Hem kurum adına hem de canlılar için, yani hayvanların doğası gereği dışarıda beslenemedikleri için kış mevsiminde onların beslenmesini üstlenmiş oluyoruz. Bu da onlar için bir avantaj oluyor. Sokakta ola ki bizim her noktaya ulaşamadığımız bölgeler olabilir. Özellikle halkımızdan buradan ricamız bu köpeklerin bir kap mama veya bir parça ekmek verilmeleri bunların hayatını idame ettirme noktasında çok güzel sonuçlar elde etmemizi sağlayacaktır. Bu konuda halkımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Gel. Kayseri'de aç ve donmak üzere olan 5 yavru ve anneleri belediye ekiplerince hayvan barınağına yerleştirildi.
Kayseri'nin Devil ilçesinde 5 yavru köpek ve annesinin donma tehlikesi geçirdiğinin ihbar edilmesi sonrasında Develi Belediyesi ekipleri hayvanların bulunduğu bölgeye geldi. Aç ve donmak üzere olan 5 yavru köpek ve anneleri ekipler tarafından araca konularak Develi Belediyesi'nin hayvan barınağına götürüldü. Barınakta bakımları yapılan yavru köpekler koruma altına alındı. Aldı mı? Getir. Gel hadi. Kırşehir'de izinsiz kazı yapan 5 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Alınan bilgiye göre Kaman ilçesi Tepeköy mevkii alanında izinsiz kazı ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Yürütülen çalışmalar sonrasında 5 kişi suçüstü yakalanarak Kaman ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Ekipler kazı alanında yapılan aramalarda 1 adet jeneratör, 3 adet beton kırma makinesi, 1 adet arama çubuğu, 1 adet kürek ve 1 adet akü ele geçirdi. İfadeler alınan şüpheliler yapılan yasal işlemin ardından serbest bırakıldı. Kırıkkale'de seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil su kanalına düştü. Kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Yaşar Börü idaresindeki 71 plakalı otomobil Kırıkkale-Ankara karayolu 5. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızlı tren köprü inşaatı alanında bulunan içi su dolu kanala düştü. Kazada yaralanan sürücü Börü ile birlikte otomobilde bulunan Erdener Erdem ve Bekir Aydın yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar kanaldaki suya düşmeden itfaiye, polis ve 112 acil servis ekiplerinin ortaklaşa çalışmasıyla çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Al o telefonu. Kapıya fazla güvenme. Tamam, ver bana onu. Başka bir şey görebilir. Al feneri. Şöyle içine bir bakalım kardeş. Çalışıyor mu? Telefon kapalı. Tamam. Oğlum poşete. Var mı? Şu arkalarda bir şey görüyor musun? Şu montu bir baksana. Montu uzanabiliyor musun? Çek et montunu. Ver sen bana feneri. Ben sana bırakayım. Abi ölçtünüz mü kaç metre ya? Neyli? Burayı. Nasıl Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa eden, aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan'ın da bulunduğu 9 meclis üyesi İYİ Parti'ye geçti. Meclis üyelerine parti rozeti törenle takıldı.
İYİ Parti Mersin İl Başkanlığındaki törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Türkiye'de gündemin çok hızlı değiştiğini söyledi. Her geçen gün yeni bir konunun gündeme geldiğini kaydeden Kocamaz, 24 Haziran'dan sonra bir yerel seçim çalışmalarına girildiğini ve bu süreçte Mersin'de yaşanan olaylara değindi. İYİ Parti'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını tekrar kazanıp Mersin'de başlattığımız hizmet hamlelerini sürdürmek gayesiyle bugün sizlerle birlikteyiz şeklinde konuştu. Türkiye'de gündem çok hızlı değişiyor. Hemen her gün yeni bir konu milletin önüne getiriliyor ve yapılmak istenen işler de bu gündem arasında yapılıyor. Bildiğiniz gibi 24 Haziran seçimlerinden sonra yerel seçim satına girildi ve bu süreç çerçevesinde de Mersin'de yaşananları hep birlikte gördük. Aslında Mersin'de yaşananları Türkiye'nin her tarafı gördü. Türkiye'nin dikkati Mersin'e çekildi. Herkes Mersin'e odaklandı ve ittifaklar da Mersin üzerinden yapıldı ya da bozuldu. Türkiye'deki 16 büyük şehir içerisinde maalesef en geri kalmış, en silik kent Mersin Büyükşehir'di. Ama Cenab-ı Allah nasip etti. Mersin'de yaşayan insanlar bir değişim olsun dedi ve sırtımıza çok büyük bir vebali yükledi. Tarsus'ta görev yaptığımız 20 yıllık sürede edindiğimiz tecrübelerle Mersin'in her tarafında konuşlandık. Bütün ilçelerinde büyükşehirin birimlerini oluşturduk ve düğmeye bastık. Mersin'i bir uçtan bir uca her türlü sıkıntıya, her türlü engellemelere rağmen bir hizmet hamlesiyle hak ettiği yere getirmek gayreti içerisinde oldu. Sadece Burhanettin Kocamaz'ın İYİ Parti'de olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü halen bizi Milliyetçi Hareket Partisi'nde zannedenler var. Dolayısıyla bizim sırtımızdan hak etmeyen birileri bu belediyeye gelmemeli. Hizmetler elbette önemli. Ama hizmetlerden çok daha önemlisi bu kentte yaşayan insanların barış, huzur, kardeşlik ve hoşgörü içerisinde bir arada birbirine saygı göstererek yaşayabilmesi. Çorum'un İskilip Kaymakamlığı tarafından ilçelerin tarihi ve turistik değerlerinin tanıtılması amacıyla hayata geçirdiği İskilip için Çal projesi tamamlandı. Dönemin İskilip Kaymakamı Harun Reşit Han tarafından geçtiğimiz Eylül ayında başlatılan projede 18 kişi yer alırken projenin çekimleri 4 ay sürdü. Kaymakam, daire amirleri, muhtarlar, öğretmenler, memurlar, öğrenciler ve esnafların yer aldığı projede Kurtuluş Savaşı sırasında yazılmış İskilip üstünde bir kara bulut altıyla Çorum yöresine ait Ne Elmadır Ne Denar türküsü seslendirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan ve şu anda Burdur'un Ağlusun ilçesinde görev yapan İskilip Eski Kaymakamı Harun Reşit Han, Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun şiirlerine, resimlerine konu olan İskilip'in daha geniş kitlelere tanıtılması gerektiğini söyledi. İskilip için Çal projesi bundan 4 ay önce dönemin kaymakamı Harun Reşit Han tarafından başlatıldı. Bu projede ilçe sağlık grubu başkanı, kaymakam beyin bizzat kendi
daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, meslek yüksek okulunun yöneticileri, öğretmen ve öğrencileri, esnaftan insanlar, muhtarlar, tamamen şehrin içerisinde var olan potansiyeli kullandık. Çekimlerini biz yaptık. İyi çekim olduğunu düşünüyoruz. Bunun bir 3-4 ay çekim aşaması devam etti. Güzel görüntüler yakaladık. Ve işte bir haftadır da montaj çalışmasını yapıyorduk. Ve İskilipçin Çal Projesi'ni hayata geçirdik. 3000 yıllara dayanan bir tarihe sahip. Antik dönem, Osmanlı dönemi, Selçuklu dönemi ondan önce. Hepsini bir arada barındıran, ayrıca turizm güzellikleriyle öne çıkabilecek bir şehir. Potansiyeli bulunan bir şehir. Kızılırmak, yaylalar, şehir merkezindeki tarihi doku. Bütün bunların daha iyi tanıtılması için tasarlanmış bir tanıtım projesiydi İskilipçin Çal. Ve bunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bugüne kadar yapılmış olan benzer projelerin içerisinde en üst sıralarda olacağına inandığımız bir çalışma oldu. İzlenince zaten bu yönde olumlu tepkiler alıyoruz. Ama bundan sonra başka çalışmalar da yapacağız. İskilip üstünde de yar yar bir kara bulut. Ana ben gidiyorum da yar yar sen beni unut. Efendim efendim, Şakir efendim, ifadende yardım eyle efendim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki 2019-2024 Ankara projelerini açıkladı. Hayatını millet ve memleket hizmetine adamış, birikimlerini, tecrübelerini ülkemizin geleceğine yatırım olarak değerlendiren, hayatını bu amaç üzerine kurgulamış bir dava adamı. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından Ankara'ya yeni bir vizyon ve çevre kazandıracak olan 2019-2024 Ankara projelerini açıklıyor. Projeler kapsamında kültür, sanat, turizmden sosyal projelere, çevre projelerinden yerel kalkınma projelerine, spor projelerinden ulaşım projelerine kadar 11 başlık altında yüzlerce proje bulunuyor. Bu projelerden bazı ise şöyle: Ulus Meydan düzenlemesi, Çocuk Köyü projesi, Millet Bahçeleri, Ankara Fuar Alanı'nın tamamlanması, 19 Mayıs Stadyumu ve Spor Kompleksi, Elma Dağı Kayak Merkezi, Kızılay Havalimanı Metro Hattı, Ankara Doğu Batı Terminali ve Cep Terminalleri projesi. Dikkat edeceğiniz gibi bu projeler yapı inşaat temelli projeler değil. Tamamıyla insan odaklı projeler. Daha çok sosyal projeler,
çevreci projeler, yeşili önceleyen, akıllı şehir konseptine uygun, çağı yakalamış projeler. Ankara'da hepimizin bildiği gibi inanç turizmi çok rahat yapılabilir. Doğa turizmi çok rahat geliştirilebilir. Kaynak sular ve termalle ilgili turizm çok rahat geliştirilebilir. Ticaretten çok daha fazla pay alınabilir. Sanayide çok daha iyi işler yapılabilir. Ama üzülerek de şunu söylüyorum. Tüm dünya başkentleri içerisinde belki de turizm geliri en az olan başkentlerden birisi de Ankara. İşte bütün çalışmalarımızda biz bunları düşünerek, hesap ederek, üzerinde çok titizlikle çalışarak projeler hazırladık. Ankara'mız başkent. Bu güzel kent ticaret şehri, sanayi şehri, aynı zamanda tarım şehri, aynı zamanda sağlık şehri ve üniversite şehri. Bunun gibi birçok sıfatı Ankara için söyleyebilirsiniz. Bütün bu alanlarda Ankara'nın bir numara olması lazım. Küçük dokunuşlarla biz bunu yapabiliriz. Hazırladığımız projelerle turizm payını en yüksek maksimum seviyeye, şehirler arası rekabette en öne çıkaracak işleri çok rahat yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir başka amacımız da içinde yaşayan insanların mutlu olması. Evet, insanlar yaşadıkları kentten keyif almalılar. Bunu sağlayacak projeler hazırladık. Ayrıca herkesin aradığını bulabildiği, yaşamın çok kolay olduğu bir şehir haline getirebilmek de başta belediye başkanı ve ekibinin görevi diye düşünüyorum. Bunu yapacak ekip inşallah bizleriz. Nacizane ben ve değerli ilçe belediye başkanı aday arkadaşlarımız inşallah bu projelerin hepsine omuz verip birlikte hep beraber bu işleri çözeceğiz. Kültür yolu projesi aslında dünyada şu anda trendlerin önünde geliyor. En önde gelen trendlerden birisi. Bunu kendi şehrimde de yaptığım için çok rahat burada ifade edebiliyorum. İki tane hat hazırladık. Birisi kısa hat, ikincisi uzun hat. Kısa hat aslında 8 kilometreden oluşuyor. Bunu görmek isteyen bir insan bir günde başladığında akşama kadar çok rahat hepsini gezerek görebilir. Ankara Kalesi'nden başlayan bu hat üzerinde Hacı Bayram'a doğru geldikten sonra Roma Hamamı'na kadar gidip Roma Hamamı'ndan Ulus'tan Sıhhiye'ye, Kızılay'a, Saracoğlu'ndan Anıtkabir'e doğru sonra Külliye'ye doğru gelen bir hattan bahsediyorum. Bu hat üzerinde tescilli yüzlerce eser var. Toplam 382 tane eser var arkadaşlar. İkinci başlığımız sosyal projeler alanında. Tabii burada gerek gençlere ve öğrencilere yönelik, gerek kadınlara, gerek engellilere yönelik onlarca proje var. Bunlar içerisinde önemli gördüğüm iki tane projeyi sizlere arz etmek istiyorum. Birincisi uyanık kütüphaneler. Uyanık kütüphaneler. Bu kütüphaneler 24 saat açık olacak. Adı artık bütün dünyada böyle tarif ediliyor. Uyanık kütüphane diye. Bunların yerini tespit ettik. Şu anda 10 tane kadar ilk etapta yapacağımız 7/24 çalışan kütüphane olacak. Burada çay kahve olacak. Ufak tefek ikramlar olacak. Öğrenci icabında acıktığı zaman dışarıya çıkma ihtiyacını bile hissetmeyecek şekilde orada öğrenciye hizmet verilecek. Özellikle öğrencinin yoğun olduğu yerlerde bütün bu projeleri hazırladık. İnşallah ilk yapacağımız işlerden birisi bu olacak. Okul bölgelerinde özellikle girişlerde eğer rektörlerimiz izin verirlerse oralarda çocukların geldiğinde bir kupa içerisinde çorba içebilecekleri bir imkan. Bu zor mu? Hayır değil. Bunu senelerce yapmış bir kardeşinizim ben de. Sonra çamaşırını teslim edip okuldan çıktığında tertemiz alıp götürebileceği bir ortam. Bu ikisine önem veriyoruz. İnşallah bunu da iş başına geldikten sonra birinci yılımızda yapıp uygulayacağımız çok ciddi bir iş olarak görüyoruz. Üçüncü bölümümüz çevre alanında. Çevre bizim için önemli. Biz burada kağıtlarımızı evlerde ayrıştırarak, plastikleri, şişeleri, camları ayrıştırarak, organik atıkları da gübre haline getirerek sıfır atık modelini tüm Ankara'ya yaygınlaştırmak istiyoruz. Bunu yapabiliriz biz inşallah. Bir senedir mesela şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na
çöp kamyonları uğramıyor. Çöp kamyonları uğramıyor. Bunu niye yapmayalım Ankara için? Çok rahat yapabiliriz. Sadece bu ekonomik girdi değil, aynı zamanda doğaya karşı olan borcumuzu da ödemek anlamına geliyor. Şanlıurfa'da gece geç saatlerde bir apartmanın bahçe duvarı alt kattaki evin üzerine yıkıldı. Evin duvarının da yıkıldığı olayda odada yatan 4 çocuk molozların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Edinilen bilgiye göre olay gece saat 02 sıralarında Karaköprü ilçesine bağlı Atakent mahallesinde yaşandı. Bir apartmanın bahçe duvarı yağışlara dayanamayarak büyük bir gürültüyle yıkıldı. Alt kattaki evin iki odasının duvarının da yıkıldığı olayda odalarda yatan 4 çocuk molozların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yol kenarındaki bir aydınlatma direği de bahçeye yıkılırken molozların altında kalan bir otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Gece yarısı işte saat 2'den sonra oldu. Çocuklar yatıyordu. Birdenbire gürültüyle uyandık. Bir baktık ki duvar üstümüze yıkıldı. Allah'tan çocuk kucağımdaydı. Benim yanıma gelmişti. Diğeri de burada yatıyordu. Kıl payı çocuk kurtuldu ama biz çok mağduruz. Yetkililerden gereken ilgi göstermelerine. Bu zararımızı nasıl karşılayacağız? Ne yapacağız? Bu kış günü bir an önce el atması, belediye olsun, afet olsun, yetkililerden bir an önce el atmalarını istiyoruz yani. Peki duvar neden yıkılmış olabilir sizce? Duvar şu yukarı Karaköprü tarafından tepeden gelen sulardan dolayı. Bu olay olduğunda bu iki odada hasar var, bir de balkonda var. Büyük. He, iki balkonda var, iki tane odada var. Bir de araç mı altında kaldı? Bir de araç, sıfır. Araba o duvar üzerine yıkıldı, o da pert oldu. O da ayrı bir komşumun, o da ayrı bir mağdur. Peki yani o olay olduğunda kaç tane çocuk vardı bu odalarda? Evde kaç kişi vardı, odalarda kaç kişi vardı? Bu odada iki kişi vardı, diğer odada iki kişi vardı. Toplam 4 kişi, biz de diğer odadaydık. Yani bu iki odada ikişer çocuk var. Evet, iki tane bu odada, iki tane de öbür odada vardı. Peki yani yıkıldıktan sonra çocuklar ne yaptı? İşte biz yıkıldığı gibi biz hemen çocukları aldık. Arabanın yatak başlığı onu korumuş, duvar ona engel olmuş yani. Eğer başlık olmasaydı o duvar göçük altında kalabilirdi yani çocuk. Çocuklar korktu mu yani? Tabii korktu da ne demek? Yani şu anda durumları, psikolojisi nasıldır söylemekle olmuyor. Ancak yaşamak lazım. Durum bu. Bir an önce bu su işimizi, bu duvarı seti yapsalar en azından biz de rahatlarız. Daha önce de oldu. Ne kadar su birikintisi varsa yukarı yokuş olduğu için direkt bizim bu tarafa geliyor. Bu tarafa geldiği zaman da istersen bir yerde patlak veriyor. O da sızıntı yaptı duvardan dolayı. Burada su gideri yok. O su nereye gidecek? Bir yerde patlak verecek. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yolu çığ nedeniyle kapanan köyde yaşayan ve üzerine kaynar su dökülen çocuk, ilçe özel idare ekiplerinin 7 saatlik çalışması ve sağlık görevlilerinin fedakarlığıyla hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre Beytüşşebap ilçesi Güneyyaka köyünde ikamet eden 6 yaşındaki Mehmetcan Bildiğin üzerine sobanın üzerinde bulunan kaynar su döküldü. Aile durumu 112 acil komuta merkezine bildirdi. Kısa sürede köye ambulans sevk edildi. Ancak ambulans köy yolunun çığ nedeniyle kapalı olması yüzünden ulaşamadı. Durumun haber verilmesi üzerine Beytüşşebap Kaymakamlığı ilçe özel idare ekipleri seferber oldu. Kısa sürede yolun kapalı olduğu bölgeye gelen ekipler yaklaşık 7 saatlik çalışmayla yolun bir bölümünü açtı. Ancak çocuğun durumunun acil olması ve bir an önce hastaneye yetiştirilmesi gerekmesi nedeniyle 112 ekibi ambulansı yol kenarında bırakarak iş makinesiyle köye ulaştı. Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk iş makinesiyle ambulansın bulunduğu bölgeye getirilerek Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Makine operatörüm, köylere hizmet götürme birliği elemanıyım. Gece gündüz sürekli yollarda çalışıyorum. Ben sürekli dışarıdayım. Hasta olduğu zaman önde ambulansın önünde gidip hastayı kurtarmaya gidiyoruz. Yani şu an bir hasta çocuk var. Bunun için bir mücadeleniz var. Doğrudur. Buradan sonraki yolu... Doğrudur. Buraya kadar yolu açtım. Yarı yoldan sonra ben kepçeyi kaldırıp da gidip hastayı buraya ambulansa yetiştireceğim. Yani eğer yolu aça gidersem belki 4-5 saatimi bulur. Hastanın durumu kötü olabilir. Onun için gidip hastayı ambulansa yetiştirmeye çalışıyoruz.
Kasaba çaydanlık üzerine devrilerek yanık kafası oluştu çocukta. Ekiplere haber verdik. Yoğun kar altında yollarımız kapalıydı. Sağ olsunlar ekipler kepçenin içinde ambulans gelememesine rağmen bütün zorluklara rağmen bize ulaştılar ve çocuğun şu anda ilk müdahaleyi yapıyorlar ve ilçeye götürecekler. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Ana geliyor. Erzurum'un Oltu ilçesinde yağan kar yağışının ardından çatılarda buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar bu buz sarkıtlarının daha fazla tehlike saçmaması için belediye ekiplerinden ricada bulundu. İlçe merkezinde çatılardan sarkan buz sarkıtlarının boyu 1,5 metreye ulaştı. Belediye ekipleri çatılardaki buz sarkıtlarına yönelik bir çalışma yapmazken yayalar için tehlike oluşturdu. Vatandaşlar buz sarkıtlarının bir an önce temizlenmesi gerektiğini söyledi. Geçer. Olmaz. Ne abi? Parlak olanlar var. Kolay gelsin abi. Ne takıyorsun? Buzlar şimdi şu anda tehlikeye saçıyor. Temizlik işleri yapılmıyor. Vatandaşların kafalarına düşebilir. Herkes tedbirli olsunlar. Bak kardeşim, bu çatıdaki buzların bir an önce temizlenmesi lazım. Az önce çocukla geçiyordum, yanına düştü. Her an için her şey olabilir. Bir an önce belediyenin bunları temizlemesi lazım. Şimdi de herkese örnek olabilecek bir haberle devam edelim. Batman'da bir güvenlik görevlisi yanına gelen köpeğe ilk başta mama verdi. Sonra titrediğini görünce üzerindeki montu çıkartıp köpeğin üzerine sıkıca sardı. Güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi dışarıda duran sokak köpeğini yemek verdikten sonra titrediğini hissetti. Montunu çıkartarak üstünü örttü. Bu olaya dair görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Batman Tilmerç mahallesindeki bir apartmanda güvenlik görevlisi üşüyen köpeğe montunu çıkartıp verdi. Yem verdikten sonra köpeğin üşümesine dayanamadı. Montun üzerinden düştüğünü fark edince montu köpeğin üzerine iyice bağladı. Arkadaşının bu görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla paylaşımlar daha da arttı. Duyarlı vatandaş Mehmet Sünmez, herkesin sokak köpeklerine karşı duyarlı olmasını vurguladı. 12:01 gibi gece kulübemdeydim, oturuyordum işte her zamanki gibi. Köpek geldi işte yan tarafa oturdu, hava soğuk tabi, yağmur yağıyor. Köpeğin böyle şeyini duydum böyle, hani ağlamak bir ses falan, üşüyor belli zaten bu. Ondan sonra işte köpeği içeri çekmeye çalıştım kulübeye, sıcak, soba açık falan. Herhalde sokak köpeği olduğu için işte girmiyor, çekiniyor, korkuyor. İşte sonradan şey yaptım, üşüdüğünü görünce tekrardan dayanamadım. Montum vardı işte, montumu çıkarttım üstüne koydum. Ondan sonra bir iki dolandı, mont düşüyor ikide bir. Sonradan onu sıkıca bağladım. Sabah kadar sonra böyle beraberdik yani. Ben bunu işte sosyal medyada gördüm. Birkaç gün sonra sosyal medyaya çıktı, şey oldu. Yani bu tür şeylerle biz gündeme gelmek istiyoruz. Hani şiddetle değil de böyle daha örnek bir şekilde biz gündeme gelmek istiyoruz. Ya herkese tavsiye ediyorum, sokak köpeklerimize daha duyarlı olalım.
Onlar da sonuçta bir canlı, can taşıyorlar, üşüyorlar, acıkıyorlar. Lazım elimizden geldiğince yardım etmemiz lazım. Yani ben elimden geleni yaptım. İnşallah bu diğerlerine de örnek olur. Daha duyarlı oluruz. Tarsus Belediyesi'nin öncülüğünde hayırsever Ülker Aydın'ın katkılarıyla Şehitler Tepesi Mahallesi Ülker Aydın Park içerisinde yapılacak olan Ülker Aydın ve Gençlik Kütüphanesi'nin temeli atıldı. Tarsus Belediyesi'nin öncülüğünde hayırsever Ülker Aydın'ın katkılarıyla Şehitler Tepesi Mahallesi Ülker Aydın Parkı içerisinde yapılacak olan Ülker Aydın ve Gençlik Kütüphanesi'nin temeli atıldı. Şehitler Tepesi Mahallesi'nde düzenlenen temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Şevket Can, hayırsever Ülker Aydın'a Tarsus için yaptığı katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti. Burada kıymetli hemşehrilerim, çok güzel bir hayır işine vesile olacağız. Hayırsever ablamız, büyüğümüz Ülker Aydın ablamız şu anda da Gençli Dayanışma Evi'nin yan tarafına Ülker Aydın Gençlik Kütüphanesi temel atma merasimini düzenledi. Şahsım, kurumum ve Tarsus halkı adına, hepinizin adına Ülker Aydın ablamıza böyle güzel bir işe niyet ettiği için, böyle güzel bir projeyi şehrimize kazandırdığı için, tamamen kendi imkanlarıyla bu projeyi faaliyete geçireceği için teşekkür ederim. Rabbim kendisine razı olsun. Mahallemize, şehrimize bu kütüphane inşallah güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde biter. Bir an önce gençlerimize, bütün insanlarımıza, bütün hemşehrilerimize hizmet eder diyorum. Rabbim Ülker Aydın ablamızın hayrını kabul etsin. Allahu anne vaghfir lana verhamna ente mevlana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim hayırlı, uğurlu ve bereketli etsin inşallah. Mersin Erdemli Belediyesi 2014 Büyükşehir Yasası ile bünyesine aldığı mahalle sayısındaki artışa rağmen aksaklığa mahal vermeden çalışmalarına devam ediyor. Mersin Erdemli Belediyesi 2014 Büyükşehir Yasası ile bünyesine aldığı mahalle sayısındaki artışa rağmen aksaklığa mahal vermeden çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce çeşitli hizmetlerde modern bir şehir algısına kavuşan Sarıyer Bahçe Mahallesi'nde yol bakım çalışmaları tamamlandı. Mahalle sakinleri çalışmalardan duyduğu memnuniyeti bildirerek Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya teşekkürlerini iletti. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin her noktasında hizmetlerin devam edecek. Bildirdi. Ben Bekir Demirastan, Sarıyer Mahallesi'nden. Bahçe yollarımız çok bozuktu. Traktörlerle dur gidiyorduk. Allah razı olsun. Erdemli Belediye Başkanımız Mükerrem Tolu'dan yollarımız yaptı. Şu anda traktörle zor gittiğimiz bahçe yollarımız şu anda taksiyle rahat rahat gider olduk. Biz Mükerrem Başkanı'ndan razıyız. Allah da ondan razı olsun. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Sırrı Tu ilk başta görevine başladığı için kurban kesti. Daha sonra da bu şehirde kesinlikle suç ve suç unsurlarıyla amansız bir mücadelemiz son dakikaya kadar devam edecek. Suç ve suçluların ensesinde olacağız diyerek bir söz verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Karabük'e atanan Emniyet Müdürü Sırrı Tu, İl Emniyet Müdürlüğü binasında törenle karşılandı. Tören mangasını selamlayan Tu, daha sonra Emniyet Müdür Yardımcıları ve kısım amirleriyle tek tek tanıştı. Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde kurban kesilip dua edilmesinin ardından makamına geçen Tu, burada gazetecilerle bir araya geldi. Karabük'te var olan huzur ve güvenliği daha yüksek yere çıkartarak tüm teşkilat mensuplarıyla birlikte 7/24 anlayışıyla hizmet vereceklerini kaydetti. Komiser yardımcısı Adem Kara, iki sopozisyon tesadüf ediyor. Hadi görüşürüz. Anadolu'muzun, cennet vatanımızın bu güzel şehri Karabük'te bugün itibariyle göreve başladım. Rabbimin nasip etmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın da takdirleri ve sıralı devlet büyüklerimizin de teveccühleriyle bu güzel şehrimizde inşallah var olan huzur ve güvenliği daha yükseklere çıkartarak tüm teşkilat mensuplarımla birlikte yaklaşık 750 personelle
merkez ve 4 ilçemizde 7/24 anlayışıyla hizmet vereceğiz. Yaşanılan süreçlerle birlikte gerek 17/25 gerekse 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sonrasındaki bu gelinen noktada bize bugünleri var eden başta şehitlerimizi rahmetle, minnetle anarken gazilerimizi de şükranla yad ediyorum. İnşallah bu kenti huzur ve güvenlik kenti yapmaya ben adadım kendimi. Bu manada bu iş için can siperhane fedakar bir anlayışla son dakikaya kadar görev yapacağız. Sayın Valimizin talimatlarıyla tüm paydaşlarımızın da bir araya gelmesiyle el birliğiyle inşallah var olan bu huzur ve güveni daha mükemmel noktalara taşıyacağız. Bu manada bu şehrin mutlaka teşkilat olarak biz hakkını vereceğiz. Bize rağmen bu manada bu şehirde kesinlikle suç ve suç unsurlarıyla amansız bir mücadelemiz son dakikaya kadar devam edecek. Suç ve suçluların bu manada ensesinde olacağız. Teşkilatımızın en üst kademesindeki yönetici ve en altında çalışan 750 personelimizle bu güzel şehre hizmet etme düşüncesindeyim. Spor Toto Bölgesel Amatörlük 5. grupta ilk yarıyı lider olarak tamamlayan Aksaray Belediyespor'un Antalya kampı başladı. Siyah beyazlı futbolcular Spor Toto Bölgesel Amatörlük'te ikinci yarı öncesi Antalya'da yapacağı hazırlıklar kapsamında Belek'te toplandı. Siyah beyazlı ekibimiz ikinci devre hazırlıklarına teknik direktör Ertümen Buğday yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalar yaptığı bildirildi. Aksaray Belediyespor kamp süresince 4 hazırlık maçı da oynayacağı gelen bilgiler arasında. Kanal 68 Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haber bülteniyle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.